Efendim iyi akşamlar, iyi bir hafta diliyoruz hepinize. Umarım pazartesi sendromu yaşamamışsınızdır. Ben ve Mustafa Aslaner sizlere iyi bir hafta diliyoruz. Cuma günü söylediğimiz gibi bugün kendinden yaşça çok büyük, hani kabul edilebilir ölçünün dışında. Hani 20'ye 50, 40, 25'e 55, 40, 65 falan gibi ölçülerde kadınla erkekli ilişkiler. Bunların sebebi nedir, niye olabilir? Neden böyle? Bu gerçekten bir aşk mıdır, yoksa bir travma sonucu mudur, yoksa başka bir şeyin özlemi midir? Ya konumuz bu. Konuk siz, sizden telefon alacağız. Siz bizi 0212 289 1080'den arayacaksınız ve biz size bağlanacağız. Ancak lütfen hani gerçekten bu konuyla ilgili artı bir, aykırı bir söyleyeceğiniz varsa onu söyleyin. Böyle bir şey yaşıyorsanız, yaşadıysanız, mışsanız, caksanız, aklınızın bir köşesinde varsa bizi arayın, konuşalım, dertleşelim. Çünkü benim için Mustafa önemli olan, asıl önemli olan şey, buraya gelen konuklar tabii ki çok önemli ve çok değerli. Özellikle dikkat ediyoruz onların söylediklerinin toplumda bir karşılığının olması. Ama bu taraftan, ama o taraftan, ama ortadan. Bazen çünkü seyirciler diyor ki, onun ne işi var senin programında? Yahu o da bir söz sahibi. Onu da dinleyeceğiz. Bizim zaten problemimiz dinlememek. Birbirimizi dinlemiyoruz. Kendi kafamızda bir fikir var. Ona inanıyoruz ve hep kendimiz gibi konuşanları dinleyip alkışlıyoruz. Başka türlü konuşanları dinlemiyoruz. Onlara karşı bir fikir yürütmüyoruz. Onlarla teatiye fikir çatışması da demeyeyim. Fikir alışverişine girmiyoruz. Anlamaya çalışmıyoruz. Anlayış göstermiyoruz. Mesela ikili ilişkilerde de böyle. Sen beni anlamıyorsun. Tabii ki ben seni anlamayacağım. Sen de beni anlamıyorsun. Kadın erkeğin birbirini anlaması çok zor bir şey. Kadın erkek birbirini anlayamaz. Ayrı kimyalar yönetiyor. Biri testosteron, biri östrojen tarafından ana etken hormon olarak hormonlar yönetiliyor. Fiziki farklılık olduğu gibi kimyasal farklılık da var. O yüzden zaten aynı pencereden dünyaya bakmaları çok zor. Birbirlerini anlamaları çok zor. Yapılacak şey nedir? Dinleyip anlayış göstermek. Evet, anlamadım ama haklısın. Yani peki, bu da senin tercihin gibi. Dolayısıyla başka mesela şimdi konuşacağımız günlük böyle haber turlarımız var. Sağda solda gözümüz üzerine çarpmış. Onlarla ilgili bir şeyler de söylemek isteyebilirsiniz. Bağlanın. Belki ejder bir ara bağlanın. Neydi o ejder? Ejder ortalığı yıktı. Ejder var ya. Ya ateşini saçtı gitti. Aynen inşallah ya. Bir daha arar. Ejderin numarasını aldıysak esasında bazı günler biz arayalım onu ya. Bence de. Ben isterim yani ejder tekrar katılsın programa. Hakikaten ejder bir olay oldu. Bak mesela cuma günü bunu okuyacaktım ama fırsat olmadı. Bugün okumak istiyorum. Hani IŞİD var ya, onlar evet, cihat yaptıklarını söylüyorlar ve gerçek İslam'ı yayacaklarını, işte halife ilan etti bir tanesi kendini durup dururken. İşte siyah bir bayrakları var. Onu dikiyorlar. Ötekinin kafasını kesiyorlar. Berikinin kolunu. Yani ben bazı videolarda da gördüm ya, böyle bir vahşet yok. Yani hani öyle kurban kessen mekruh olur o kurban. Öyle söyleyeyim yani. Hani kurbanın bile bir kesme biçimi var. Bunlar yani kafayla top oynamalar, onları direğe asmalar falan. Yani işin cılkı çıkmış ama bizde de mesela bazı devlet, hükümet yöneticileri var. Onlar hiç değilse kafa kesiyorlar. Yani öyle öldürmüyorlar falan diye. Neredeyse metiye düzecek tweetler falan atıyorlar. Ve bunlar memleket yönetiyor. Yani başka bir şey söylemeye çalışabilir. Belki onu başka bir şey söylemeye ama derdini anlatamayan adam seni beni yönetiyor yani. Senin benim adıma karar veriyor. Düşün ne haldeyiz. Ne haldeyiz. Düşün aynen ne haldeyiz. Yani Türkçeyi kullanamıyor. Derdini anlatamıyor. Eğer hani iki tarafı pamuklu çubuk. Yani seyirciler ne demek istediğimi anladı. Şey bir durum. Ya öyleyse bile fena. Böyleyse daha da fena. Daha da fena. Yani ne tarafından tutacağız bilmiyorum. Ortada da tutacak pek fazla bir yer yok. Her neyse. Diyor ki Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifini sizlere okumama izin verin. Sair Taberani Ümmü Ümmame'den rivayet ile kaynak Tavuç Hadis Külliyatı cilt 13'ten alınmış bir bilgi. Diyor ki Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmuş. Abbas oğullarının içinden doğudan ileride siyah sancaklı kişiler çıkacak. Onların önce gelenlerinin
ve sonra gelenlerinin işi adam öldürmek olacak. Onlara yardım etmeyin. Allah onlara yardım etmez. Kim onların sancağı altında yürürse yahut bayrağını taşırsa Allah onu kıyamet günü cehenneme koyar. Gerçekten onlar Allah'ın en şerli yaratıklarıdır. Onlar benden olduklarını iddia edecekler. Dikkat edin, ben onlardan beriyim ve onlar da benden beridir. Onların alameti şudur, saçlarını uzatırlar ve siyah giyerler. Bakalım IŞİD teröristlerine. Saçları uzun, siyah giyiyorlar, sakallar. Onları desteklemek için oturmayın. Çarşılarda onlarla alışveriş yapmayın. Onlara yol göstermeyin ve onlara su vermeyin. Çünkü onların haykırdıkları tekbir sema ehlini rahatsız etmektedir. Ben söylemiyorum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Bu kadar. Mevzu bitmiştir. Kapanmıştır. Tabii. Eğer hadisler bizim için kutsalsa, işte buyurun size hadis, kaynağını da söyledim. Başka sorusu olan? Yok. O yüzden yani artık IŞİD'e şey yapanlar, efendim onu sevenler, vesaire edenler, şunlar, bunlar, haklı bulmaya çalışanlar, haklı buldurmaya çalışanlar, onlar da bir garip çocuklar işte, Esed böyle yaptı da o yüzden onlar da çığırından çıktı falandı filandı dememekte fayda var. 600'lü yıllarda söylenmiş bir laf. Yani demek ki aşağı yukarı 1500 sene sonrasını öngörmüş. Gelecek bunlar, böyle yapacaklar denmiş. Başka ne var elimde? Nur Yerlitaş. Konuşmuştuk. İsveçli bakan. Evet. Diyor ki Onur Baştürk Hürriyet'teki yazısında, son günlerde gündemi hafifleten, sohbetleri ferahlatan iki unsur var malum. Biri Nurella, yani Nur Yerlitaş. Diğeri de İsveç'in 29 yaşındaki yakışıklı Sağlık Bakanı Gabriel Wikström. Nurella'nın memnuniyetsiz yüz ifadesinin girmediği fotoğraf karesi neredeyse kalmadı. Sürekli karşımıza Nurella capsleri çıkıyor. Doğrusu bu ya, hala çok gülüyorum hepsine. Nur Yerlitaş keşke tek başına bir show programı yapsa. Bence de Nur çok ekrana yakışan o haliyle, o yüzündeki ifadeyle vesaire. Ve fakat benim ilgimi çeken, esas ilgimi çeken İsveçli bakan. İsveçli bakan Türk kadın hayranlarına Türkçe tweet atarak teşekkür etti. Hatta geçenlerde CNN Türk'e bağlanıp Türkiye'ye gelebileceğini bile söyledi. Eğer gelirse İsveçli bakan, öyle iki günde bırakmayız tabii. Sana rica etmiştim senden. Bulabildin mi? Tabii ki. Hepsi hazır. Onu verebilir miyiz? Tabii. Bakan hazır görüntüsü. Bakanın görüntüsünü bir verelim. Gabriel Wikström. Evet. Önemli olan, şimdi göreceğiz kendisini. Gabriel Wikström 29 yaşında, İsveç gibi bizden fersah fersah gelirde, demokraside, eğitimde, şunda, bunda, yani ne kadar skala varsa koy, bizden bir 100 basamak önde çıkar dünya ölçeklerinde. Ben İsveç'e gittim. Çok da dindarlar. Kendi dinlerine de çok hakimler. İnanılmaz dindarlar. Yani aksatmıyorlar pazar günleri, ayinlerini, kiliselerini. Çok temiz paklar. Tertemiz giyiniyorlar. Ben baloya gidiyorlar zannettim. Yani öyle giyinmişlerdi. Nereye dedim? Ayinimiz var. 2-3 saatimiz. Biz pazar günü çoluk çocuk kilisede geçiririz falan. Böyle de bir millet. 29 yaşında bakan. Ne bakanı tam bilmiyorum şu anda. Yanılmıyorsam Sağlık Bakanı. Sağlık Bakanı. Yanılmıyorsam. 29. Düzeltebilirim ama Sağlık Bakanı oldu. Ya biliyorum. Hakikaten yani bakana bakınca bakasın geliyor. Yani bakabildiğince abi dedim. Medeni falan. Ya bizde bakanları demeyeyim, siyasetçilerin al %95'ini koy bu tarafa. Ya Türkçeyi konuşamıyor. Yani Türkçeyi konuşamıyor derken şiveden değil kastım. Sözcük zenginliği. Kurgu. Cümle kurgusu. Yalan, yanlış. Ya hele bir tanesinde ismin den hali yok. Ankara'dan geliyorum diyemiyor. Ankara'da geliyorum diyor. Birazdan diyemiyor. Biraz da diyor. Biraz da. Yani ismin 5 hali var. O arkadaşta 4 hali var ismin.
Beşincisi yok. Onu evde bırakmış. Evet, kullanmıyor. 9 yaşından itibaren onu kullanmıyor. Yani Türkçeyi konuşamıyorlar. Konularına hakim değiller. Efendime söyleyeyim, dünyaya açık değiller. Vizyoner değiller. Küresel değiller. Sözüm ona çok küreseller. Bak sözüm ona müthiş küreseller ama kapandık, 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 kapandık. Hani eski Arnavutluk gibi kendi sınırlarımız içinde kaldık. Tıkıldık kaldık. Yani dünya çapında inşaatlar yapıyoruz. İçinde oturan insanın kalitesini yükseltemedik. Hep bunu söylüyorum. Yüzlerce program yapsam yüzlerce kere de söyleyeceğim. Sanattan, kültürden, edebiyattan koparıldık. Koparıldıkça yaşam kalitemiz düştü. Yaşam kalitesi düştükçe de siz ne kadar biz ileri bir medeniyet olduk, ileri bir ülke olduk, geliştik, şöyle geliştik, %10 büyüdük. %10 büyürsünüz, yolları ölçersiniz, binaları ölçersiniz, fabrikayı, yıllık geliri ölçersiniz. Kişi kalitesinde, insan kalitesinde, yaşam kalitesinde yüzde kaç büyüdük? Biri bana bunun hesabını versin. Kimse bundan söz etmiyor. Yani demek ki orada bir büyüme yok. Orada bir büyüme olsa böyle göğüslerini gere gere çıkıp tabii, kimse o yetkili bunu söyleyecek. Der ki biz yaşam kalitesinde de %6 büyüdük. Dünya büyümesinin önündeyiz. Tabii. İnsan kalitesinde %9 büyüdük. Eğitim kalitesinde %8 büyüdük. Sağlık kalitesinde %15 büyüdük. Buralardan hiç söz eden yok. Ver ki ekonomik büyüme, ver ki ekonomik büyüme, o da ölü yatırımlarla olan bir büyüme. Bütün ekonomistler kapı arkalarında nedense ekran karşısında kimse söylemeye cesaret edemiyor birkaç kişi dışında. O ekonomik büyüme de boyalı bir büyüme, sıcak paraya dayalı bir büyüme. Tabii. Dışarıdan sıcak para borsaya girdikçe büyüyorsun. Sonra onlar bir çekiliyor, Allah krizi yaşıyorsun. Yani borç büyümesi ya da gayrimenkul büyümesi, inşaat büyümesi, ölü yatırım büyümesi. Sanayi ne kadar büyüdü? Son 12 yılda inşaat yüzde kaç büyüdü? İnşaata ayrılan kaynak ne kadar? Yatırımlar ne kadar? Sanayide yüzde kaç büyüdük? Yeni sanayi tesislerimiz son 12 yılda. Diyelim ki son 12 yılda 5000 konutluk değil mi? Hani 150, 200, 300 milyon dolarlık şu kadar uydu kent yapıldı. Ben artık onlara bina falan demiyorum. Site de denmiyor onlara. Uydu kent. Evet. Küçük küçük kentler yapıldı. Kaç tane yapıldı? Kaç tane fabrika açıldı? Bunları bir mukayese etmek lazım. Gerçek büyüme açılan fabrika sayısı. Neden? Emekçi istihdam eder. Ve bu çok önemli bir veridir. Yaşam kalitesinde Yeni Zelanda 1 numara, evet. İsviçre 2 numara, evet. İzlanda 3 numara dünyada, evet. Hollanda 4. Türkiye'yi beklerken bilmiyorum sabah olur mu. Norveç 5. sırada yaşam kalitesi. 6 İsveç, 7 Kanada, 8 Finlandiya hemen söyleyelim, 9 Danimarka. İskandinav kalitesi. Ülkeleri tulum çıkarmış. 10 Avustralya. 11 Avusturya, devam ediyor. 12 Almanya, yani 13 İngiltere. Ben Türkiye'yi bulunca sana söylerim. Şeyle İskandinav ülkeleriyle Okyanusya dediğimiz hani o Avustralya ve etrafındaki ülkeler demek ki ilk ona girmişler, tulum aynen çıkarmışlar. Kanada bunlara doğru dışarıdan, katılan, dış kulvardan tabii, tabii gelmiş, girmiş. Avusturya falan zaten onlar İngiltere, Almanya eyvallah. Peki kimse bizde merak edip de Mustafa şeyi sormuyor mu? Ya bu ülkeler nasıl oluyor da bu işleri beceriyorlar? Yani çünkü baktığında Almanya, İngiltere, Danimarka buralar 1940'lı yıllarda büyük bir savaş geçirdiler. Biz o savaşa girmedik. Savaşsız geçirdik o dönemi. Büyük bir beceriyle. Hani şikayet ederler gerçi o dönemde tek parti vardı. Üzümle içiyorduk şeyi, ekmeği karneyle alıyorduk. Tamam da öbür tarafta karneyle bile ekmek alamıyordu. Adam savaştaydı, ölüyordu. Tabii. Oraya sokmadı seni. Savaş şartları ama geçerli oldu tabii ki. Bu adamlar nasıl oldu da o İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra? Hani dersin ki İngiltere sömürgeci bir ülke. Hindistan'ı sömürdü, Güney Afrika'yı sömürdü, tabii, orayı sömürdü, burayı peki. Almanya onun da var bir iki. Hollanda tamam. Peki Norveç, İsveç, Finlandiya.
Bunlar nasıl oldu da bu yaşam kalitesini, bu demokratik kaliteyi, bu standardı bulabildiler? Kimse mesela hani ne demiş Peygamber Efendimiz? İlim Çin'de de olsa gidin bulun. Şimdi sen beceremiyorsun. Bizim kafa basmıyor. Tamam mı? Biz otomobil yapmaya kafa basmadı. Gittik aldık teknolojiyi getirdik. Cep telefonu yapmaya kafa basmadı. Gittik aldık teknolojiyi getirdik. Televizyon yapmaya kafa basmadı. Gittik aldık teknolojiyi getirdik. Şimdi onlara satıyoruz bunu. Abicim bunu biz niye sosyal bilimlerde yapmıyoruz? Yani fenli pozitif denen bilimlerde yapıyoruz da. Felsefi, hukuki, sosyal bilimlerde niye bunu yapmaktan çekiniyoruz? Niye gidip araştırmıyoruz? Niye adamlara sormuyoruz? Siz bu işi nasıl yaptınız? Polis devletiyle mi yaptınız? Sokağa çıkmayı yasaklayarak mı yaptınız? Tabii. Protestoları yasaklayarak mı yaptınız? Yoksa özgürce mi yaptınız? Yoksa eğitim sisteminizi karma mı yaptınız? Kızı erkeği ayırdınız da mı yaptınız? Okullarınızda İncil dersleri koydunuz da mı yaptınız? Yoksa İncil'i öğrenmek isteyen gitsin orada öğrensin ama ben okulumda pozitif bilim dersleri vereceğim mi dediniz? Ne yaptınız da yaptınız? Biz acaba yanlışa mı gidiyoruz bu eğitim sistemiyle? Bu da son 12 yılı eleştirmiyorum. Tabii. 60 yılı eleştiriyorum. 50 yılı eleştiriyorum. Ta ki köy enstitüleri kapandığı günden bu yana Hasan Ali Yücel'le bu ülkenin milli eğitim politikaları bitmiştir. Ne yaptınız da yaptınız? Biz niye eğitemedik gençlerimizi? Biz niye yabancı dil öğretemedik? Ana dil tamam da yabancı dil önemli. Dünya ile entegre oluyorsun. Bugün git liseli, devlet lisesi, Norveçli, İsveçli, Finlandiyalı, İzlandalı bir çocukla git konuş. Şakır şakır İngilizce konuşur. Senin burada mütercim tercümanlarından daha iyi konuşur. Kesin. Oradan gelen manken futbolcu şakır şakır en az iki dil konuşuyor. Sonra da senin mankenin çıkıyor moda haftasında. Yabancı mankenlere kaptırdık piyasayı. Biz vallahi yerli mankenler iş bulamıyoruz. Kardeş Türkçe çatpat. Ay vallahi inanmıyorum yani yıkıl. Öyle yani evler yansın, façan yıkılsın şeklinde Türkçe konuşuyorsun. Bunun peşinde koşuyorsun. Bazılarını tenzih ederim vardır evet. İçlerinde mutlaka. Doğru düzgünler ama ben genele konuşuyorum. Elinde cep telefonu, kepsler teşhirciliğin bini bir para. Ay bunu yedik, ay bunlarla arkadaşlarla selfie'den yıkılıyorsun. Sporuna bile gitmiyorsun. Okuduğun kitap kişisel gelişim kitabının dışında bir şey okumuyorsun. O kişisel gelişimde neyse okuyup okuyup gelişemiyorlar bir türlü. O da doğru. Filmler anca romantik komedi ver. Başka bir film izlemez. Konular da aynı. Konular da aynı. Ver ki tarot, yani gittiği yer belli, gezdiği yer belli. En son gittiği tiyatro çocukluğunda annesi babası götürdüyse bir çocuk bisküvi sponsoru tiyatroya odur. Ne baleye gitmiştir, ne bir klasik müzik dinlemiştir, konserine gitmiştir. Ama onunki öyle değil. Onunki öyle değil abi. Değil. Onunki geliyor seninle çatır çatır tiyatro konuşuyor. Ötekiyle sinema konuşuyor. Berikiyle müzik konuşuyor. Onunla da modayı konuşuyor. Tabii. Ötekiyle de hangi cilde nasıl şey kullanılır onu konuşuyor. Bu da afra tafra da yok ha arada. Afra tafra yok ve kulaktan dolma da değil. Hı. Araştırarak bilerek konuşuyor. Ondan sonra ben niye orada kal? Şimdi bizim insanımızın çok önemli özellikleri ve hasletleri var. Ben bizim insanımızın coğrafi ve fıtri olarak büyük donanımlarla dünyaya geldiğine inanıyorum. Ancak öyle bir eğitimden ve öyle bir ortamdan, öyle bir haddeden geçiriliyor ki. Rende. O böyle tomak incecik 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 parçalara ayrılıyor. Bir daha toplayamıyorsun Mustafa. Ve nasıl üstünden geçiyorlarsa bütün o özellikler kayboluyor. Bak şeyi bir kere kaybettik. Güler yüzlü, dost canlısı. Efendim insan seven, yardıma elini uzatan falan bitti bunlar. Hırslı, hınçlı sokakta bir bak. Hangi taraftan olursa olsun, hangi dünya görüşünden olursa olsun. Herkesin yüzü asık, mutsuz. Gençler umutsuz, umudu yok. Ben üniversiteyi bitireceğim de ne olacak? 1500 lira maaşla bir yerde bir iş bulursam %25'i o da. 3 tanesi onu da bulamayacak.
Doğru. 1500 lira maaş. 300, şey 500 euro. 500 euro adam orada. Ya bir yüzüme bakar mısın desen bakmaz yani. Şimdi bu çocuk üniversiteyi bin bir çileyle niye okusun? Üniversite hepsi böyle bitmiş, kararmış. Şimdi böyle olan insanlar, ekonomi dönmeyen, evde çorba rahat kaynamıyorsa, kira ne oldu? Suyu ödeyebilir, ya elektriği, o ampulü bir söndürsek, yani ampulü umursamayacak, anladın mı? Su aktı mı akmadı mı, 2 litre fazla gitti mi gitmedi mi, bunların hesabını yapmaya başlarsa o insan ne mutlu olur, ne dost canlısı olur. Tabii. Ne yardımsever olur. Öyle doğuyoruz. Öyleydik ama bizi bitirdiler Mustafa. Bizi bitirdiler. Gerçekten bitirdiler. Yani bu yıllardır. Hani herkes de böyle son 12 yıla kesmesin faturayı. Bu böyle düzenli bir şekilde 80'de düğmeye bastılar 12 Eylül'de. Tıkı 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 bitirdiler. Ve hep o Amerika'ya kafa tutar gibi görünenler tarafından gizlice Amerika'yla yapılan işbirliğiyle sen Amerika'nın zaten kuklasıydın ama hiç değilse elin melin bağlıydı. Ayak, bel, boyun, boğaz, bademcik her taraftan bağlandık. Hani ne oldu? Geçen gün kafa tutuyorduk. Açılmaz sınır. Koridor yapılmaz. Onlar PKK, Amerika alo dedi. Açalım koridoru. Denetimli bir şekilde koridoru açtık. Kendi kararınmış gibi söylüyorsun. Sonra bu nasıl istikrarlı bir iktidardır ki? Cumhurbaşkanı başka bir şey söylüyor. Çok şükür. Başbakan başka bir şey. Tam tersini söylüyor. Ha tamam, tarafsız cumhurbaşkanı olmuş. Anladım ben. Tamam, tarafsız cumhurbaşkanı. Çünkü bakıyorum bir haftadır hükümetle, hükümetin başındaki başbakan, diğer bakanlar ve onların söyledikleriyle cumhurbaşkanının söyledikleri taban tabana zıt. Zıt gidiyor. Yani zaten hani cumhurbaşkanının mevki olarak bu kadar çok konuşuyor ve olaylara dahil oluyor olması bizim sistemimizde yanlış ama tabii ki neden olduğunu da biliyoruz. Neyse çok konuştum. Şimdi yukarıda Nur Yerlitaş örneğini verdik. Sanatçının, politikacının, futbolcunun, teknik direktörün, yani şarkıcının, türkücünün, dansözün, toplumun önünde olan insanların, yazarlar dahil olmak üzere, gazeteciler dahil olmak üzere biraz şakaya alışık olması ve biraz şaka kaldırır olması gerekiyor. Çünkü yani bizim biraz da işimizin bir parçası bu. Şaka kaldıracağız. Nur Yerlitaş müthiş bir kadın. Çok seviyorum, tanırım da. Müthiş şaka kaldırıyor. Yani o kepsler falan. Hakikaten ben de gülüyorum. Ama Bülent Ersoy pavyonda çıkacak. Şimdi bu başlığı görünce Bülent Ersoy haklı olarak diyecek ki nasıl yani, ne pavyonu nasıl yani ne pavyonu çocuğum? Aslında pavyona çıkacak olan Ersoy'un kendisi değil. Bülent Wongsoy. Kimmiş bu Bülent Wongsoy? Berlin'de yaşayan Singapurlu performans sanatçısı Wing Wong yakın zamanda Bülent Ersoy'a tıpatıp benzeyen fotoğraflarıyla bizim medyada sıkça haber olmuştu. Taklitleriyle ünlü Wong epeydir Bülent Ersoy kılığında gösteriler yapıyor. Hatta televizyona çıkıyor. Bülent Wongsoy, Biji Diva adlı sergisi de cabası. Yakın zamanda bu meşhur taklidi, yani Bülent Wongsoy'u canlı canlı izleme olanağı bulacağız. Kasım ortası yapılacak Çağdaş Sanat Fuarı Contemporary İstanbul kapsamında İstanbul'a gelecek olan Wing Wong, Bülent Wongsoy olarak bir pavyonda performans sergileyecek. Bizde pavyon deyince hemen şey gelir akla. Başka şeyler gelir. Ersoy'un şarkılarını kendi sesiyle söyleyecek. Fuara gelen ünlü yabancı koleksiyonerlerin de davetli olacağı geceye keşke Bülent Ersoy'un kendisi de teşrif etse. Şahane bir durum olmaz mıydı? Gel gör ki Bülent Ersoy pek hoşlanmıyormuş Wing Wong'un yaptığı sanatsal Bülent Wongsoy kopyasından. O yüzden pavyondaki performansa geleceğini pek sanmıyorum. Bence en başta Bülent Ersoy gitmeli. Ya yani biri benim taklidimi yapıyor olsa, nasıl yaparsa yapsın, şaka varsa, içinde büyük hakaretler içer, hakaret bile içerse giderim. Görmek için merak ederim. Başkasından dinleyeceğime giderim ya. Tabii. Orada olurum. Önce ben giderim. Kızacağım tek şey vardır. Beni niye davet etmediniz diye kızarım. Davet etmezlerse. Ya biraz hoşgörülü olmak, dünyaya keyifle bakmak lazım. Bu dünya hepimize yetiyor. Yani hani kurbağa öküze özene özene şişip şişip patlamış ya. Ya olacağımızı olmuşuz. Daha başka ne olacağız ki? Allah aşkına. Bak çocukluklarımızı unutuyoruz. İlkokulda, ortaokulda Mustafa. Lisede.
bana bugün bu noktada olacağımı, 55 yaşında şu noktada olacaksın. Bırak en popüler olduğum dönemi. Hı hı. Bugün bir klasik haline gelmişsin. Artık o kadar popüler değilsin. Bu noktada olacaksın deseydi eğer öğretmenlerim, ya abartıyorsunuz herhalde, şaka yapıyorlar. İşte bir tiyatroda kadrolu bir oyuncu olmak yeterdi, artardı bile. Hayat neler getiriyor? Yeter. Bir şükür. Bir hamdolsun. Bir yetinmek. Ne olacaksın? Nereye kadar gideceksin? Nereye kadar? Ya bütün dünya tanıdı. O da yetmeyecek. Ne? Evren tanısın. Yani bütün dünya tanısa ne olur? Mahalledeki 10 kişi tanısa ne olur? Her dakika dünyayı tur edecek halin yok ya. Çok doğru. Nedir yetmeyen? Sen yap. Bırak, bir gün değerlendirilir. Bir gün bir kıymete gelir yani. O yüzden hakikaten nelerin kavgasını veriyoruz, nelerle uğraşıyoruz çok bilebildiğim şeyler değil. Evet, konumuza geleceğiz. Sizler bizi arıyorsunuz. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Kadınlara göre, beyler bayanlar, baylar bayanlar, iyi dinleyin. Kadınlara göre işte 11 maddelik ideal erkek tipi. Çok önemli. Duygusal değil, tamamen fiziksel. Yavaş sevişip güzel öpüşen. Kadınla yatakta konuşan. Gözleriyle bir kadına onu çok sevdiğini anlatabilen. Kadını soymaya vakit harcayan. Dokunurken uyarmayı becerebilen ve bundan hoşlanan. Bir kadının saçına babasından farklı dokunabilen. Bir kadının yatakta ve onun dışında ne istediğini keşfetmesine fırsat veren. Cinsel açıdan bir kadını baştan ve yoldan çıkarmayı bilebilen. Kendilerini fiziksel olarak sevişmeye hazırlayan. Bir kadına kendini her fırsatta güzel hissettiren. Masaj yapmayı bilen. Beyler, bu özellikler var mı sizde? Hanımlar, bu özellikler var mı aradığınız ya da bulduğunuz erkekte? Evet, geldi mi vaktimiz, reklam vaktimiz? Gelmiş. Gelmiş, reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra sizinle birlikteyiz. Gene bir sürü şey biriktirmiştim ama bu hafta içinde bunları tamam, konuşuruz. Reklamlardan sonra şu Hellström, onun bir resmini gösterelim tabii, reklamlardan tabii. Sonra tabii. Bayanlara. Reklam kısa bir ara, sonra beraberiz. Evet, sizlerle beraberiz ikinci yarıda. Hemen arayın bizi. İlişkilerde büyük uçurum yaş farkları hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle bir şey yaşadınız mı? Etrafınızda yaşayan var mı? Bundan dertlenen oldu mu? Olmadı mı? Neden kendimizden büyüklerden hoşlanıyoruz? Neden onlara karşı? Çünkü ben etrafımda görüyorum pek böyle yaşıtlarından Mustafa haz eden, ya ben yaşıtlarımdan hiç haz etmiyorum diyen çok sayıda gence rastlıyorum. Genç var. Kızlı erkekli. Neden yaşıtlarından haz etmiyorlar? Çok merak ediyorum. Çünkü onlar da yaşıtlarından haz etmiyor. Bunlar da yaşıtlarından haz etmiyor. Şimdi buraya bakınca bunlar demek ki çiğ. Buraya bakınca bunlar demek ki çiğ. Niye böyle bir şey oluyor? Neden olabilir sence? Abi dönemle ilgili bence. Bak şimdi. Ay şey burcuna yok, girdi. Öyle bir dönem. Yok. O takvimlerle falan daha ona bakarız. Mars nerede? Hangi kapıda? Ters mi döndü, düz mü döndü? Bugün bir kuyruklu yıldız Mars'ın çok yanında. Var bende görüntüler. Muhteşem var görüntülerim var. Verirsin. Felaket. Şimdi zaten sana bir bakacağım neler tabii var. Tabii muhteşem yok. Görüntülerim var. Şey o, sanki o yaş döneminde yani birbirine yakın yaş dönemlerinde daha yaşlılarla ilgili olan arkadaşlık istekleri veya yakınlık isteği yaş aldıkça terse dönüp bu sefer genç arkadaşlık isteğine dönüyor. Dikkat edersen öyle. Yani bir ara mesela orta yaşlı kadınlar çok şikayet ediyorlardı. Yani çünkü kendi yaşıtları, hani birlikte olabilecekleri, bir aşk yaşayabilecekleri erkeklerin tamamı çıtırlarla beraber, bu çıtırları boğacağız falan diye konuşuyorlardı. Anlatabiliyor muyum? Yani nedir bunlardan çektiğimiz, bir ortalığı gidin yaşıtlarınızla falan. Sanki her insanın yaşadığı belirli bir dönemmiş gibi. Bak 30 yaşında bir erkeğin 40 yaşında bir kadınla arkadaşlık etmesi, 50 yaşına gelince de 20 yaşında bir hanımefendiyle arkadaşlık etme isteğinin doğması. Kadın için de böyle, erkek için de böyle. Kadın da 20 yaşında bir kadının
25 yaşında diyelim bir kadının 35-40 yaşında bir erkekten hoşlanması ama kendi 50'ye 55'e gelince de 25 yaşında bir erkekle arkadaşlık etmesi. Aynı periyot dikkat edin. Kaç yaşındasın? Ben 68 doğumluyum abi. Ne yapıyor yani? 45 yaşındayım. Kaç? 45 yaşındayım. 45 yaşındasın. Şimdi 45 yaşında sen 20 yaşında biriyle çıksan belki ilk başta sana böyle heyecanlı gelebilir. Hadi 25 diyelim. Biraz daha büyütelim. 20 yaş artık yani çocuğun gibi olur. 25 yaşında biriyle çıksan. Hadi ilk hafta böyle sana bir heyecan geldi. Gezdim. Sonra ikinci, ya üçüncü hafta ne konuşacaksın, ne paylaşacaksın, ne yapacaksın? Sen yaşamışsın 45 yıl. O yaşamış 25 yıl. 25 yıl. Yani o doğduğunda sen neredeyse onun kadar zaten yaşamışsın. Çuvalla birikim var. Bu tarafta acılar var. Bu tarafta mutluluklar var. Bu tarafta küskünlükler var. Tabii. Bu tarafta barışıklıklar var. Şurada başarılar var. Burada başarısızlıklar var. Batmışlık, çıkmışlık her şey var. Ve yani çözmüşsün artık. Kendine bir... O daha arıyor. Aynen. Şimdi ya hoca olacaksın. O da çok sıkıntılı. Yani sürekli sen öğret, sen öğret, sen öğret. Hadi sen de ondan tazeliği unuttuğun öğrendin. Ne kadar da yani nasıl keyif alır mısın böyle bir şeyden? Ben bundan keyif almam. Bunun tek nedeni var ve çok açık dürüst bir cevabı da var. Kendimden geçirecek o aşk, o ruh bu hormonlarla da alakalı değil. Yani evrensel yakaladığıma içsel olarak, bünyesel, ruhsal olarak o aşkı, o kopuşmanın ya da hani ayrılığın cehennem olduğu ızdırabı. Yani Orhan Pamuk gibi konuşuyorsun hiçbir şey anlamıyorum. Vallahi mı? Vallahi. Ama bir şey söyleyeyim. Daha net. Daha bir dakika, bir dakika. Çok güzel bir şey söyledin. Ne kazandı Orhan Pamuk? Ne kazandı? Nobel. Tamam, ben de Nobel'lik adamım işte ona göre. İyi, aferin. Şimdi bu işin tek kelimesi yani. 3 A, Ş, K. Aşk. 3 harflerden korkacağım. Aynen. Sen hep öyle söylersin. O vazgeçilmezliği bulmadığım sürece sadece arkadaşlık çıkmak veya sevgili veya eş. İşte ben de diyorum ki. Olmaz. O üç harfliliği insan kendinden 20-25 yaş küçük birinde bulabilir mi? Abi bak 20 bulunabilir. Yaş 60'sındır 40'tır. Mesela hani yaşlar ilerledikçe tolerans artıyor. Kabul edilebilirlik doğru artıyor. Çünkü o da bir olgunluğa erişiyor. Hani konuşabilirlik vesaire artıyor. Ama 20'li yaşlarda biriyle 50'li yaşlarda 40'lı yaşlarda birinin bulabilir misin o vazgeçilmezliği, o aşk için anlattığın şeyleri? İşte aşkın tarifi olmadığına göre. Ya o aşk bir ihtiyaçtır ve kendin yaratırsın. Yok ben ona ben yaratamıyorum aşkı. Öyle yaratılır bir şey. Sen jeneratör değilsin o zaman. Yok. Nasıl jeneratör? Üretmiyorsun demek ki. Yok. Aşk abi öyle ben seninle 6 ay geçireyim, 1 sene geçireyim, 3 ay geçireyim ondan sonra aşık olurum diye bir mantık yok. Hayır. Aşk. Aşkı bak aşkı ben insanı İlk demiyorum. Görüşte aşka da inanmıyorum ama. Hayır. İşte mesela aşkı kendi içinde yaratırsın, oluşturursun, tamam mı? Birini görürsün, bir model bulursun, o uygundur. O aşkı ona yansıtırsın. Oradan da sana güzel bir şey gelirse bu ilişki sevgiye döner. Alışkanlık, sevgi vesaire büyür, büyür, büyür. Artık vazgeçilmez, artık kopulmaz. Artık işte ruh ikizin vesairen şuyun buyun olur. Çünkü artık alışveriş başlamıştır. Birbirini tanımadan ruh ikizi olduğunu olup olmadığını anlayamazsın zaten. Biraz sen verirsin, biraz o verir. Anlatabildim mi? Üst üste inşa edilir zaten. Hani aşk dediğimiz o ömür boyu aşk. Edilir ama bunun aşk dediğin 3 aylık var. Bir şey zaten. Bir heyecan, bir böyle bir ter basması, bir ateş basması, bir mantıksızlık, bir yoldan çıkma böyle bir şey aşk. Ondan sonrası ilişki inşa edilen bir şey. Emek, karşılıklı emekle. Yani doğru, sen bunu şey. Kendinden bunca yaş, hani 20'li yaşlarda biriyle inşa edebilir misin? Onu zannetmiyorum. Düşün yani aklıma bile gelmiyor. Ya bir beden olarak çok taze ve çok çekici gelebilir. Öbür tarafta bir beden olarak o kadar taze ve çekici olmayan biri vardır ama zihinsel olarak çok çekici ve çok olgun gelebilir. Anlatabiliyor muyum? Yani bazıları sert şeftali sever. Genellikle de gençler sert şeftali sever. Genç yaşımızda ama sert. O yaştaki bir erkeğin hart mantığı da devreye girer. Vermez. Doğru ama mantığı devreye girer. Aradaki o tölere edilebilir yaş sınırının üzerinde olduğu zaman mantık bu hanım ya da bu kadın benimle olan arkadaşlığını değerlendiremiyor dersin. Ayrıca bir ket daha vurursun. Ben bir de bir şey öyle söylemek istiyorum. Mesela insanlar yaş aldıkça, olgunlaştıkça yüzündeki çizgilerle oynuyor. Oynamayın şu yüzünüzdeki çizgilerle.
Onlar sizin yaşamdan arta kalan en değerli hediyeleriniz. Onlar sizin yaşamışlık izleriniz. Onlar sizin yolda bıraktığınız izler, geçtiğiniz yolda bıraktığınız izler. Bir yere gittiğiniz zaman, değil mi, bir hatıra bırakmak istiyorsunuz. Ormana gidiyorsunuz, ağaca isminizi kazıyorsunuz. Orada kalmak istiyorsunuz o ağaçla beraber. İşte o çizgiler de sizin yaşamın size verdiği hediyeler. Siz bir ağaçsınız, bırakın yaşam adını İzini yazsın. Bıraksın. İzini bıraksın, çizgilerini bıraksın. Yani asırlık bir çınarla mı karşılaştığınızda orası burası hafif kırılmış, dalları böyle bir şey olmuş, gövdesi biraz yeprimiş, saygı duyuyorsunuz. Dikili vermiş gencecik bir yıllık fidan mı sizi daha çok etkiliyor? Asırlık bir orman mı sizi etkiliyor? Yeni yapılmış bir park mı? Belediyenin gelip geçen hafta yaptığı park mı sizi etkiliyor? Asırlık bir tarihi eser mi sizi etkiliyor? Bir Dolmabahçe Sarayı, bir Ayasofya, bir Sultanahmet, bir Kapalı Çarşı mı sizi daha çok etkiliyor? Yoksa geçen hafta yapılmış bir gökdelen mi? Hangisi sizi daha çok etkiliyor? Ama tabii insanlar artık o tarihi yarımadaya gitmektense işte İstinye'deki AVM'de oturup buluşmayı, işte Maslak'ta bilmem ne yapmayı falan daha çok tercih ediyorlar. Halbuki Boğaz'ın var, Kapalı Çarşı'nın var, Mısır Çarşısı var. Yani gidip de Mısır Çarşısı'nda o kuryemişçiler, o mezeciler, orada şöyle bir dolaşmak, o kokular alır başını götürür senin ya. Böyle gidersin, başka bir dünyaya geçersin. O kuru, o granit ve mermerden yapılmış, o hiçbir gustosu olmayan, içinde hiçbir tarih ve kültür yaşamamış, içinde hiçbir iz barındırmayan, her akşam cilalanan ve pırıl pırıl üstünden geçen herkesin izini silen, o hormonlu gıdalar gibi olan AVM'lerden dışarı çıkın. Şehrinizde, kasabanızda yaşamış tarihi bir çarşı mutlaka vardır. Haftada bir kere arkadaşlarınızla oraya gidin. Giyin eşofmanlarınızı. Makyaja gerek yok oraya gitmek için. Süslenip püslenmeye, iyi giyinmeye gerek yok. Çekin lastik pabuçlarınızı. Giyin kabanınızı, gocuğunuzu soğuksa. Gidin orada bir tur atın. Samimi söylüyorum, dünyanız değişecek. Yani İstanbul'da olanlar için bir Kapalı Çarşı, bir Mısır Çarşı, Tahta Kale. Orada hala el tezgahlarında yapılan o tahta şeyler, merdaneler. Onlardan bir tane alın, eve gelin kendiniz boyayın. Çok güzel. Falan bunları bak, bak bunlarla işte yaşamla ilişki. Kültür ne demek zaten? Yaşamla ilişki, yaşam ortamı tabii demek. Değil mi? Biz kültürü kitap okuma falan zannediyoruz. Onlar kültürün bir parçası. Kültür yaşam ortamı, yaşadığın ortam, yaşamla ilişki, yaşadığın ortamla kurduğun ilişki. Şimdi İstanbul'da yaşayacaksın, tarihin en eski şehirlerinden biri. Ondan sonra gidip Roma'ya aygınlık baygınlık geçiriyorsunuz. Ya gidin bir tarihi yarımadayı gezin. Roma'ya gidermiş gibi gidin. Roma'dan yakın. O duygularla gidin. Ay organik gıda, organik gıda peşindesiniz. Hormonlu alışverişler yapıyorsunuz. Hormonlu binalarda oturuyorsunuz. Hiçbiri organik değil. Oralarda geziyorsunuz, oralarda buluşuyorsunuz. Oralarda kurulan arkadaşlıklar, dostluklar, sohbetler de hormonlu. Sokak görmüyorsun çünkü. Hayat görmüyorsun. Kontrollü kameralar. Senin için dizayn edilmiş. Senin için tasarlanmış. Evet. Hatta senin için de değil. Birilerinin, tabii, bilmişlerin senin için en ideali budur diye tasarladığı ve tıkıştırdığı içine. Ve tıkıştırdığı, işte geçen hafta fabrikadan çıkmış deri görünümlü plastik sandalyeye oturuyorsun. Halbuki oraya gidince en az 50 yıllık üstünde kim bilir kimlerin oturduğu, kim bilir ne umutların yeşerdiği, söndüğü bir sandalyeye oturuyorsun. Şimdi acaba ilişkilerde kendimizden yaşça büyüklerde aradığımız şey bu mu? Acaba genç insanlar, gençler, hani o AVM'ler falan filan yerinde oralara gitseler, biraz kentin yaşamışlığını, kentin yaşlılığını, kültürün yaşlılığını, eski yazarları falan okusalar acaba, hani yani Yaşar Kemaller, Orhan Kemaller, Kemal Tahirleri, Peyami Safaları okusalar, acaba diyorum, kendi yaşıtları da mesela bunları okusa
ve kendileri yaşları içinde olgunlaşsalar ve bunları konuşmaya başlasalar. Çünkü herkesin geçmişe merakı vardır. Kendinden yaşça büyük birinden onu dinlemektense kendileri okuyup araştırarak, öğrenerek kendi yaşıtlarıyla paylaşsalar. Acaba diyorum yani bunun da çocukluk travmasının dışında bir etkisi var mı? O kadar genç mahallelerde yaşıyoruz ki, o kadar genç uydu şehirlerde yaşıyoruz ki işte siteler bilmem yani geçen sene yok bu sene geçiyorsun yoldan oraya iki tane Lenduha şehir kurulmuş. Kendi elimizle kendi kültürümüzü ikiye, üçe, dörde bölmüş olduk. Eskiden yaşadığımız mahallelerden dediğin gibi kulelere, oralara, buralara geçmemiz kültür farklılığı yarattı. Şey yoktu, atladık yani, ama bak, geriye atladık. Bak şey dersin ben ters. Beşiktaşlıyım, ben Kumkapılıyım, ben Üsküdarlıyım, ben Ataşehirliyim diyemezsin. Gibi. Orası çünkü kurulmuş. Ve hani lönk lönk kurulmuş. Oranın bir yani şimdi Üsküdar'da bir 50 yıllık, 60 yıllık, 70 yıllık, 80 yıllık esnaf vardır. O bilirsin ki o bakkal orada 50 yıl, senin baban da o bakkaldan alışveriş etmiştir. Şimdi orada öyle değil ki abi, geliyor 3 sene tutundu kirayı ödemedi, pıt gidiyor yerine yenisi geliyor. Kim daha fazla kira verirse orada duruyor. Şimdi bu ilişkiler olmayınca hadi bakalım ne oluyor? Evet, bizi arıyorsunuz, ilişkiler üzerine konuşuyoruz. Var mı telefonumuz? Şu an yok. Allah Allah, bugün arayan yok. Demek ki büyükleriyle bu başka konuyla mı ilgili var? Hangi konuyla ilgili var? İyi, tamam, birini bağlayın. Yani başka konular ve siyaset, yani herkes siyaset yapmak istiyor. Bak siyaset nasıl üstümüze çökmüş. Ben buradan kendi kendime konuşuyorum sanmayın. Ben şeyle, rejiyle konuşuyorum. Siyaset üstümüze ne kadar çökmüş. Herkes siyaset konuşmak istiyor. Niye acaba? Yani acaba ekranlarda, televizyonlarda bu denetimden dolayı duymak istediklerini duyamadıkları için olabilir mi? Yani herkes Kuvvetli rahat muhtemel. Konuşabilecek, fikrini beyan edebilecek. Yani mesela yaş değil, ilişkiler üzerine konuşmak istiyorlarmış. Demek ki çok da fazla yok mu yaşla ilgili? Benim etrafımda çok var ya. Benim etrafımda mı acaba çok var? Senin oldu mu kendinden büyük, yaşça büyük? Ben şimdi büyük. Ağzından aldım. Senin oldu mu diyecektim. Oldu tabii. Her gencin bir Fahriye ablası olur. Vay mahallede. Fahriye abla boşuna yazılmış bir şey değildir. Tabii ki oldu. Olmaz mı? Oldu ama yani çok kısa bir dönem oldu. Yani ona bir ilişki, ona bir tutku, bir düşkünlük vesaire başka bir şey denebilir ama bir ilişki, bir aşk değildi. Hani kendimden çok yaşça büyük ya da yaşça kendimden hani işte 40'lı yaşlardayken öyle 20'li yaşlarda bir ilişki yaşamadım. Hı. Hani bir aşk, böyle tutkulu bir şey yaşamadım. Onu hissetsen yaşar mısın? Şimdi 55 yaşındasın, 25 yaşında bir kadınla o aşkı yaşar mısın? Hissettiğin aşkı yaşar mısın yoksa onu engeller misin mesela? Hissedemem gibi geliyor şey Mustafa, yani nasıl hissedeyim? Yani benim kızım 29 yaşında. Yani zor. Zor. Başka bir sürü unsur olabilir. Cinsel çekim olabilir. Cinsellik olabilir. Birkaç saat hoşça vakit geçirmek olabilir. Kakara kikiri olabilir. Ama bundan sonra ben hayatımı bununla geçireyim. Çok zor. Çok zor. Evet. Yani kabul edilebilir ölçüler diyorum ya işte genellikle zaten erkeğin 10 yaş değil mi abi? 10-15 yaş maksimum büyük olması tamam ama bu da mesela hani yani 30, kadın 30 olursa. Anladım. Hani, o da belirli bir olgunluğa gelmiş ise. Tabii. Yani mesela eğer kadın 20 yaşındaysa erkeğin 35 yaşında olması da çok sağlam bir şey. 28, 25, 27, 30, hani 25-30 yaş aralığı kabul edilebilir bir şeydir. Çünkü kadınlar daha çabuk olgunlaşıyor. Erkek zaten olgunlaşmıyor. Zaten gelip geçecek. Çünkü hayır bak şöyle bir şey. Yaşlanacak da biraz. Hani bir de şöyle bir şey oluyor. Mesela biz erkekler bebek, çocuk, ergen, delikanlı, erkek, genç, erkek oluyoruz. Kadın. Kadın olarak doğuyorlar. Onlar başka. Yani onların hormonları kimyaları da başka türlü yönetiyor. Hakikaten yani bak bir erkek çocuğunu
böyle kimliğini bulacağı yaşlar, işte 12-13 yaşına kadar falan, 11 o yaşlara kadar çocuktur hepsi. Anladın mı? Yani erkeksi mi davranır falan, hani dgav mgav falan filan, ama onun dışında böyle alıktır. Tamam mı? Kız çocuğuna bak, kafa başka türlü çalışmaktadır. Çünkü onun hormonları ona başka bir perspektif veriyor. Anlatabildim mi? Daha geniş her şeyi alıyor. Biz erkekler alana kadar bu mu, aman ya umurumda, sadece odaklandığımız şeyle ilgiliyiz. Başka hiçbir şeyle ilgili değiliz. O yüzden kadınlar daha çabuk olgunlaşıyor. Daha çabuk kimliklerini ele geçiriyorlar. Biz hala, ben şey derim yani, bir erkek ölene kadar çocuktur. Çocukların taklit yapar ya, işte süper kahraman taklidi, örümcek adam taklidi, efendime söyleyeyim kovboy taklidi, tabii, işte Malkoçoğlu taklidi, ne varsa aklına oyunlarda. Biz büyüdükçe de mesela genç erkek taklidi, delikanlı taklidi, vururum, kırarım, asarım, ben delikanlıyım taklidi, bitirim taklidi, iş adamı taklidi. Doğru. Sonra eve gelince kadının karşısında çocuklaşıyoruz hepimiz. Ya ben şimdi söylemeyeceğim adını. Böyle bir şey. Ya kahkahalarla güldüm. Ne gülüyorsun dedi. Ya dedim, hani sen ya, bu çok önemli bir televizyonlara program üreten bir şirketin başındaki arkadaşım, sahibi benim arkadaşım. Ben biliyorum galiba, ha, da söylemeyeceğim. Tamam mı? Tabii. Hani emeğimin de olduğu bir şirket. Tabii. Telefon çaldı. Şey, cep telefonu bu açtı. Benle de şey konuşuyordu. Cemciğim öyle falan değil. Bak şimdi o işler falan, böyle çok ciddi konuşuyorduk, tamam mı? Telefon çaldı. Aşkışım, ha canım. Tamam bir tane. Dedim ne oluyor? Az önce gümbürdüyordun. Bitti. Çocuk oldu. Tabii. Aşık taklidi yapmaya başladı. Anladın mı? Ya yani erkekler böyle. Böyle, doğru. Böyle yani. Kadın bunu keşfettiği anda parmağında oynatır erkeği. Ben sana söyleyeyim. Bitti. Bir telefonumuz varmış İstanbul. Deniz Hanım, buyurun. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Programı izliyorum da. Deniz Hanım, soyadı Hanım mı? Çünkü bazen olabiliyor. Yoksa biz Deniz Hanım diye mi hitap edelim diye. Adım Deniz. Adınız Deniz, soyad Hanım mı? Evet. Soyadımı ben vermek istemedim. Ha, yani onu bilmiyorum, çünkü bazen hakikaten hanım diye soyadı olabiliyor. %100. Buyurunuz Deniz Hanım. Bir kere şey yapalım. Yaşamlar. İstanbul'un neresinde oturuyorsunuz? Kadıköy. Kadıköy'de oturuyorsunuz. Yaş kaç? Cem Bey, yaşım 28. 28. İş güç? Ben öğretmenim. Öğretmensiniz. Bunları niye, evet, soruyorum? Seyircimiz kafalarında hani nasıl biriyle konuşuyorum, bir canlandırıversinler diye. Yoksa benim üstüme vazife olduğundan çok da merak ettiğimden değil. Öğretmensiniz. Ne öğretmeni? Evet. Ben edebiyat öğretmeniyim Cem Bey. Edebiyat, ne güzel. Şimdi konuştuğunuz konuyla ilgili bir şey paylaşmak istedim ben de sizinle. Buyurun. Ben 28 yaşındayım ve 22 yaşında bir erkek arkadaşım var benim. Kendisi aslında bir garson bir yerde. Ne güzel. Çok ilginç. Evet. Ben bir özel bir üniversitede okudum ve açıkçası hani ailemin durumu da biraz iyi. Nasıl önce, oldu? Şimdi biz bir yerde tanıştık. Benim sürekli gittiğim bir yerdeydi. Orada çalışıyor. Evet, evet, gittiğim yerde çalışıyordu. Sonra ben çok... Sen bir baktın ki oraya sık sık gitmeye başlamışsın. Sonra ben oraya bir iki defa gittim. Sonra bir peçeteye numaramı yazdım ve kendisine verdim. Sen o bayağı da girişken. Peki yani sık sık gittiğinde artık niye gittiğini fark etmeye başladın mı? Yoksa ben buraya niye habire buraya geliyorum? Evet, şöyle bir şey var. Arkadaşlarımla beraber gidiyordum ve çocuk çok dikkatimi çekti. İlk önce kendime bile itiraf edemedim. Sonra çok uzun zaman sonra arkadaşlarıma söyledim ve kendisine numaramı verdim yine bir gün gittiğimde. Sonra bir gün buluştuk, kahve içtik ve ben hep şöyle düşünürdüm. Onun çalıştığı yerde mi buluştunuz? Hayır hayır, başka bir yerde buluştuk. Onun izinli olduğu bir gün buluştuk. Ve ben hep şöyle düşünürdüm. İşte ben iyi eğitimliyim, 3 tane dil biliyorum. Asla hani böyle açıkçası bir küçümseme gibi bir şey. Hani ilk önceler aklıma öyle geldi. Bir tarafın çünkü iteliyor, bir tarafın istiyor. Evet, evet, evet. Ama çok ilginç. Bakın size bunu anlatayım.
kızabilir hatta bazı izleyiciler bana ama. Yok, bizi izleyenler kızmazlar. Lütfen rahat ve açık konuşun. Burası özgür bir alan. Tabii ki RTÜK ve yasal çerçeveler içinde küfür, kafir, hakaret olmadığı sürece her şeyi anlatabilirsiniz. Tamam, o zaman ben şöyle anlatayım. Şimdi biz buluştuk. Yani ilk buluşmamızdan itibaren, ama ben tabii ki o arkadaşa işte özel bir üniversitede okuyorum, şöyle böyle hiçbir şeyden bahsetmedim. Yaşımı da söylemedim ve o kadar şanslıyım ki ben yaşımı hiç göstermiyorum. Sonra biz bununla buluştuk. Ben anlattım, işte öğrenciyim dedim, üçüncü sınıftayım dedim, işte sen kaç yaşındasın, onları konuştuk. Ve ben onun yaşından bir yaş küçük olduğumu söyledim, bu inandı. Sonra biz görüşmeye başladık. Ben hep şöyle düşünüyordum, hani garson bir çocuk, ben öğretmenim, özel bir okulda okudum, yeni mezun oldum, işte çalışıyorum falan. Dedim ki bir iki defa buluşayım, hani bu istek nasıl olsa geçer diye düşündüm. Senden yana mı geçer, ondan yana mı? Benden yana geçer diye düşündüm. Ha, hevesimi alırım dedin. Evet. Biz bir iki defa dışarıda buluştuk, kahve içtik, konuştuk ama öyle oldu ki ilk oturduğumuzda 4 saat oturduk. Daha sonra böyle buluşmaya başladık. Yani o kadar güzel ve o kadar keyifliydi ki birbirimize hayatımızı anlattık ama ben tabii ki gerçekleri söylemedim. Niye? Bilmiyorum, hani benden uzaklaşır ya da farklı bir şey düşünür diye ben ilk önce anlatmadım. Peki sonradan öğrenmesi daha kötü değil mi? Ya o zaman kızıp bakın, sen bana niye yalan şey söyledin diye çekip gitse? Bakın size bir şey söyleyeyim. Biz bu çocukla hala görüşüyoruz. Tam 6 ay oldu Cem Bey. Çok ilginç. Benim hala daha yaşımı da bilmiyor. Benim öğretmen olduğumu da bilmiyor. Ve sadece ben ona şunu söyledim. İşte. Peki 6 aydır hala bir yerlerde buluşup kahve mi içiyorsunuz? Hayır tabii ki. Mesela senin evine geldi mi? Sen yalnız mı yaşıyorsun, ailenle mi? Hayır, ben ailemle kalıyorum. Ama şöyle bir şey oldu. Birkaç defa arkadaşlarımızla beraber onların evine gittik. Onlarla görüştük. Ama ben onun yanına gittiğimde kesinlikle hiçbir zaman cüzdanımda, çantamda, kimliğim, işte ehliyetim, hiçbir şeyim yoktu. Karıştırır diye mi korkuyorsun? Ha, evet tabii ki yaşımı öğrenir diye. Çünkü bu da acayip. Mesela ben hani hoşlandığım birinin benim cebimi falan karıştıracağı aklıma gelmez yani. Ama şöyle bir şeydi, mesela biz oturma odasına otururken falan, hani o direkt cüzdanını, işte her şeyini masanın üstüne koyuyordu. Ben çantamı çok belirgin bir yere koyamıyordum. Hani yaşımı öğrenir falan diye bunları şey yapmadım. Sonra ben yine öğretmenliğe devam ettim. Cumartesi, pazar buluşuyorduk, görüşüyorduk ama çok ilginç, hiçbir şekilde anlamadı. Ama ben de hiçbir şekilde bir fire vermedim. Ya o kadar ciddi bir şey ki, ben onu zamanla o kadar alıştım, sevdim ve ben ona aşık oldum. Şu anda da ne yapacağımı bilmiyorum. Hala görüşüyoruz ve onu çok seviyorum gerçekten. Çok düzgün bir insan. Aramızda çok farklı şeyler oldu. Yani birbirimize o kadar bağlandık ki asla kopamıyoruz, ayrılamıyoruz. Yani onu kaybetmek... Peki yani 28 yaşında olmaktan ve öğretmen olmaktan, yani bunu sana saklatan sebep ne? Yani 22 yaşındaki arkadaş, garson arkadaş çalışıyor. Evet. Bu arada garsonlar da garson deyip küçümseme, iyi bir yerde çalışıyorsa, yani benim üniversiteyi dördüncülükle bitirmiş iki tane yabancı dil bilen kızımdan çok daha iyi bir kazançları var. Hiç de öyle... Fena değil yani, hatırı şey sayılır. Değil. İyi bir yerdeyse 3000 lirayla 5000 lira arası aylık ellerine para geçiyor ve bu devirde sen öğretmen olarak mesela ne kadar kazanıyorsun? Özel okulda mısın, şeyde mi, devlette mi? Ben kolejdeyim. 2,5 milyar maaş alıyorum ama benim çok fazla özel ders öğrencim var. Tamam, onu ayır. 2500 lira maaş alıyorsun. Yani milyar yok artık, bitti. 10 sene önce bitti. Hala milyar, trilyon diye konuşuyor insan. 2500 lira. O en az 2500 lira kazanıyordur. Şimdi bu bir. İki, okuyor mu? Hayır, lise mezunu bile değil. Lise mezunu bile değil. Peki, 22 yaşında, senden 6 yaş genç. Ekonomik olarak... Şunu soracağım, bir şey soracağım da onun için yorum yapmayacağım. Ekonomik olarak senden daha geride bir insan. Lise mezunu bile değil, sen işte özel üniversite bitirmişsin, 3 yabancı. Nasıl bir bağ kurabildin, nasıl anlaşı? Sana bugüne kadar diğer erkek arkadaşlarından görmediğin, göremediğin başka ne vaat etti, ne ışık gördü, ne heyecanlandırdı? Yoksa çok samimi bir şey soracağım. Yoksa sadece bedensel bir çekim ve o gençliğin, tazeliğin doruklarında mı nirvana? Şimdi Cem Bey, ben size hemen şöyle anlatayım.
Ben daha önce çok flört ettiğim insan oldu. Ama şunu da söyleyeyim, bu özel bir şey. Ne kadar hani söylemem doğru bir şey açıkçası bilmiyorum ama ben tam olarak bir ilişkiye girmedim bir erkekle. Yani bakireyim hala. Hala? Sadece evet. Hani o karşımdaki insanla aramdaki ilişki sadece bedensel olarak bir şey yaşamak değildi. Ben onunla oturup konuştuğumda beni ruhen tamamladığını anladım. Onun yanında çok mutluydum. Kendimi çok iyi hissettim. Daha önceki erkek arkadaşlarımla flört ettiğim insanlarda hiçbir zaman ben oturup konuşamıyordum. Sadece işte el ele tutuşalım, gezelim, birkaç saat işte eğlenelim. Bu şekildeydi ve sonra ya onlar gidiyorlardı ya ben gidiyordum. Hiç kimsenin yanında bu kadar uzun süre kalmak istemedim. Şimdi ben edebiyat okuduğum için çok fazla kitap okudum. Mesela önemli yazarları, şairleri, işte ressamları hepsini takip ettik, hepsini okuduk hayatlarını. Ben onunla oturup konuşacak bir şey bulamıyorum aslında. Ne yapıyorsunuz ama, oturup? Şey de yok, cinsellik de yok. Hani flört, habire kahve içmekten de insan çatlar artık yani. Kafein alır başını gider, uyku uyuyamazsın. Ne paylaşıyorsunuz? Hayır, şöyle oluyor mesela. Beraber, mesela onun izinli olduğu bir gün buluşuyorduk. Beraber el ele işte Gülhane Parkı'na geziyorduk, Sultanahmet'e gidiyorduk. İşte o Dolmabahçe Sarayı'nı gezdik bir gün etrafa bakarak. Bir deniz kenarında oturuyoruz mesela, saatlerce konuşuyoruz, çay içiyoruz. Sürekli anlatacak. Ama işte bak, bir sürü yani şey, ortak noktamız yok. İşte o saatlerce ne konuştuğumuzu merak ediyorum. Ya işte o an mesela ya bir arkadaşımızdan bahsediyoruz ya da dedikodu gelmiş bir şey. Dedikodu evet. Yapıyorsunuz. Dedikodu da olabilir. Evet, 6 ay oldu ama onun yanında şimdiye kadar hiç sıkılmadım. Komik hiç mi? Sıkılmadım hiçbir şekilde. Güldürüyor mu seni? Ya evet, güldürüyor da, o da var ama başka arkadaşlarımızdan konuşuyoruz, etrafa bakıp yorum yapıyoruz. İstanbul'un tarihiyle ilgili bir şeyler. Haftada bir mi buluşuyorsunuz? Efendim? Haftada bir mi buluşuyorsunuz? Hayır. Onun izinli olduğunda haftada bir buluşuyoruz ama onun saatleri değişiyor bazen. İşte öğleden sonra çıkışta buluşuyoruz. Peki bazen mesela sinemaya gittiğinizde aynı filme mi seviyorsunuz yoksa film tercihi? Hiç sinemaya gitmedik ama şöyle bir şey var. Çok fazla film izliyor erkek arkadaşım. Ve çok takip ediyor sinemayı. Sen izlemiyor musun? Ben de takip ederim ama ben çok uzun süreli oturup bir şey izleyemiyorum. Mesela o 2-3 tane filmi o gün oturup izliyormuş. Evde izliyor. Üst üste izleyebiliyormuş, evet. Hayır. Ama ben yapamıyorum. Ama sinemaya gitmek bir sosyal olgudur, bir durumdur. Yani bak, yarın mesela Barış öbür gün inşallah Ankara'ya gitmezse Barış Pirasan konuğumuz olacak. İyi de bir yönetmendir. Benim de çok sevdiğim. Hani sinema sinema sadece film seyretmek değildir. Sinema insanlarla izlediğim bir şeyi paylaşmaktır. O paylaşma duygusudur. Özellikle komedi filmleri evde izlenmez. Onu gidersin kitleyle birlikte izlersin. Çünkü gülmek bulaşıcıdır. Tabii çok nadiren ben gidiyorum Cem Bey. Yani hiç de gitmiyorum işte yılda bir kere falan değil tabii ki. Hani çok böyle o bilinen çok komik filmler var. Peki bir şey söyleyeceğim. Erkek arkadaşını diyelim adı ne olsun, Kemal. Kemal'i hiç yokladın mı? Yani aramızda bir yaş farkı, kültür farkı, ekonomik fark var olsa. Evet. Sen ne yapardın? Ya da bir arkadaşımız var, onlar böyle kız çekiniyor söylemeye falan. Hiç bir ağzını aradın mı? Bu sırla da yaşanmaz ki. Ben evet, yaşla ilgili birkaç kere bir örnek verdim. İşte ya düşünsene ben şimdi 30 yaşında olsaydım hani ne olurdu falan dedim. Dedi ki o kadar yaşlı olsan seninle görüşmezdim dedi. Düşünebiliyor musun? Peki ne kadar yaşlı olsam görüşürdün diye sorsaydın? Ya o şu anda beni kendisinden bir yaş küçük olduğumu düşünüyor. Bak şimdi burada bir sıkıntı var. Yani ben birine ondan bir yaş küçük rolü yapsam ve ona desem ki düşün ben şimdi senden büyüğüm, o zaman ne yaparsın, o zaman görüşmem seninle diyorsa ben o zaman görüşmeyelim der mesela, oradan kalkardım. Çünkü onun görüştüğü kişi ben değilim. Onun kafasında tasarladığı kişi. Benle görüşmüyor ki o. Ama Cem Bey işte sizin... Demek ki yaş onun için önemli. Halbuki 6 ay içinde onun şu cevabı vermesi gerekirdi. Ya kaç yaşında olursan ol, yaşın ne yaşının önemi var benim için, ne adının ne sanının. Ben seni seviyorum, senden hoşlanıyorum. Bana ne deseydi süperdi. Ama sıkıntılı i̇şte bir ilişki. Ben bir iki defa öyle yaş konusunu açtığımda bana öyle dedi. Hani
o zaman anlaşamazdık. Arada çok fark olurdu diye. Ama Cem Bey bakın şöyle bir şey var. Ben öğretmenim dedim ya. Ben öğrencilerim var. Okula gidiyorum. Çok entelektüel seviye, çok yüksek hocalar. Çok şey öğreniyorum. O ortamdan çıkıyorum. İşte bir kısa mini ceketimi, topuklu ayakkabılarımı çıkarıyorum. Erkek arkadaşım yanındayken hani böyle çok hani çok sıradan, basit, hiçbir şey bilmeyen, hayatında hiçbir şey okumamış. Hani böyle çok farklı bir kız oluyoruz. Siz kadınlar var ya, neyseniz onun tersini seviyorsunuz biliyor musun? Yani mesela Mustafa tam tersi, çok fazla okumamış, çok fazla bilgi sahibi olmayan falan kızlarda işte bilgili vesaire kültürlü erkekler arıyorlar onlar da etraflarında. Evet. Yani o garson arkadaşın kızını al, senin erkeğin de onun da gözü. Ya niye siz kadın? Mesela saçları kıvırcıktır. Fönle düzleştirir. Saçı düzdür, gider maşayla kıvırcık yapar. Siz kadınlar, sizde ne yoksa onun peşinde koşuyorsunuz. Çok acayip. Halbuki insan sahip olduğuyla mutlu olur ve onun esas şey, onun benzeri. Bunlar lafı güzaftır. Ters kutuplar birbirini çeker. Mutluluk oradan. Doğru. Yanlış. Öyle bir şey olmaz. Üç gün hele bir aynı evde yaşamaya başlayayım bak. Senin o kendini öyle hissediyorsun falan hani yanında. Hiçbir şey bilmeyen kız gibi hissediyorsun da. Bir şey bitiyor oluyor da. Mıdı 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 yapıyor da. O da seni güldürüyor dedikodu. Aa sen o entelektüel ortamdan çıkıyorsun. O arkadaşla yaşadığın şey saunadan çıkıp soğuk duşun altına girmek gibi rahatlatıcı bir şey geliyor sana ama sürekli soğuk duşun altında kal bakayım. O saunayı nasıl arayacaksın? Anlatabiliyor muyum? Yani Cem Bey, konuşabileceğim hiç kimse de yok. Bunu ailemden hiç kimse de bilmiyor. Sadece birkaç arkadaşım biliyor ve onlar da bana en yakın zamanda bu olayı bitir. Hala neden sürdürüyorsun? İşte tamam birkaç ay görüştün, konuştun ama sonrasında sıkılacaksın, bitecek ya da konuşacak hiçbir şeyiniz kalmayacak aranızda. Ya orasını kimse orasını kimse bilemez. Her ilişki, her insan kendi özelinde özeldir. Bilinmez. Çok iyi bir yere de gidebilir ama sıkıntı bana şurada geldi. Yani deseydi ki ya ne fark eder kaç yaşında olursan ol bana senin yaşından başından. Hani zaten bu şeyler bir tuhaftır. Ben şöyle olsaydım beni sever miydin? Ben böyle olsam hani... Cem Bey bu aşk olaylarının hiç şeyi yok. Böyle diyorum ya cetvelle çizilmiş gibi değil. Şimdiye kadar asla yapmam dediğim ne varsa... Bunu da yaşadım mesela. Yaşayacaksın yani tecrübe deneyim de böyle bir şey. Ha yeter ki sonunda yanlış. Kendini üzecek. Kendine tabii ki üzüleceksin de her ilişkiden sonra insan üzülür. Üzülmek evet. De insanın besin kaynaklarından biridir mutluluk gibi acı da. Hani kendine çok zarar verecek bir noktaya gelmemek önemli. Bir şey soracağım. Şimdi genellikle mesela biz lisedeyken öğretmenlerimize hayrandık diyelim, aşıktık demeyelim de onlara böyle yanıktık. Yani biraz da güzel oldu. Bu arada bir şey soracağım. Kendini güzel buluyor musun değil, herkes kendini güzel bulur da arkadaş çevrende gerçekten güzel bir genç kadın olarak tanımlanabilir misin? Evet. Ben esmerim, beyaz tenliyim ve hani gözlerimin, kirpiklerimin güzel olduğunu söylüyorlar. Ben de açıkçası aynaya baktığımda ben de kendimi beğeniyorum. İyi, peki. Okulda sana böyle gönlü kayık falan öğrencilerin var mı hissettiğin? Genç mi? Hani çünkü ne de olsa bir 4 yaş fark var. Yani lisede mi öğretmensin? Evet, evet lisede öğretmenim. Son sınıf mı? 9, 10, 11. Son sınıflara girmiyorsun. Son sınıflara girmiyorum. Anladım. Hayır, son sınıfa girsen 18 yaş tamam işte 22-18 bir erkeğin 18 ile 22 yaşı arasında çok farkı olmaz. Var mı onlarda böyle hocam derken böyle hafif bir olan hissettiğin? Ya birkaç öğrencim de var tabii ki ama erkek arkadaşım onları asla kıyaslayamam. Çünkü erkek arkadaşım ortaokulu bitirmiş, liseye sadece 2 yıl gitmiş ve ondan sonra hep çalışmaya başlamış. Sürekli çalışmış hiç ara vermeden. Ve bu hani sokak hayatı dedi de bunu çok iyi biliyor. İnsan ilişkileri iyi. İnsan yaşadığı bir şeyi oturup konuşulduğunda bunu anlayabiliyor. Böyle şımarıkça davranmıyor. Yani insan duygularını anlayan birisi. Bak. Ben bizim okulda okumamdan dolayı da hep şöyle arkadaşlarım vardı etrafında Cem Bey. Yani hep böyle maddi durumu normali biraz üstünde olan ailelerin çocukları vardı ve ya oturup siyaset konuşabilirdim ben onlarla ya bir tarih anlardılar ya bir kitap okurdu. Bayağı dizi film hikayesi bu zengin kız fakir olan. Bak diyor ki ya ben
Oğuz ben dedi, çok zengin bir ailenin kızı değilim ama hep iyi bir eğitim almam için ailem beni açıkçası o şekilde yetiştirdi. Anladım. Ama işte bir noktada da eğitimi de hiçbir şeyin önemi olmuyor. Bu durum hani çok devam edecek mi, artık sonuna kadar gider mi ya da birkaç ay içinde bitecek mi, yanlış mı yapıyorum hiç bilmiyorum Cem Bey. Ama şöyle bir şey söyleyeyim size bir aklıma gelmişken. Ben başka bir onunla görüşürken bana dediler ki bir tane hoca var, öğretmen o da genç, benden 2 yaş büyük, 30 yaşında. Evet. Bana dediler ki bak onunla görüş mutlaka, işte görüşleriniz falan çok şey yakın. Erkek mi o hoca? Erkek evet. Ha. Hani görüşün bak çok iyi anlaşırsınız falan. Hani o garson arkadaşı unutmak için falan hani şey yap görüş dediler. Ben bir kere oturdum çocukla, sadece konuştum o öğretmen çocukla. Yani oturamıyorum yanında. 15-20 dakika oturduk, ben patlıyorum, oturamıyorum. Konuştukları saçma sapan, kendini beğenmiş. Yani yapamıyorum da başka birisiyle. Ben hani o çok alıştım yani erkek arkadaşıma. İlginçmiş. Başka bir erkeğe bakamıyorum. Ya şey çok fark etmez yani mesela hani mesela erkek 28 kadın 22 olunca biz böyle tamam ideal hatta diyoruz da mesela kadın 28 erkek 22 olunca Allah Allah yani kendinden çok diyor ki Oğuz diye bir Twitter takipçim. Abi yıllarca garsonluk yaptım. Hiç Deniz Hanım gibi biri denk gelmedi. Herhalde çocuğun kalbi altın kaplama diyor. Denk gelmiyor. Evet yani çok denk gelinen bir şey. Peki kendinden yaşça çok büyük biriyle bir aşk, bir ilişki yaşadın mı? Ben mi? Evet. Hayır, kameraman kendinden... arkadaşa sordum. O da farkında değil. Cem Bey, sesinizde bir dalgalanma olsa kusura bakmayın, ben anlayamadım o yüzden. Hiç kendinden yaşça çok büyük biriyle bir ilişki yaşadın mı? Hayır. Hayır. Yaşamadım. Hayır. Peki Deniz, çok teşekkür ediyorum bize açıldığın için. Cem Bey, şimdi ben telefonu kapattıktan sonra lütfen bana şu konuda yardımcı olursanız çok seviniyorum. Başka arkadaşlar ne diyorlar, ne düşünüyorlar onu da merak ediyorum. Bana yardımcı olursanız, çünkü ben hiç kimseye anlatamıyorum bu durumu, hiç kimseyle paylaşamıyorum. Doğru mudur, yanlış mı ya da nasıl bir şey, bana arkadaşlar programınız aracılığıyla bir yorum yaparlarsa ya da siz de bir iki cümle kurarsanız çok sevinirim. Çünkü bir şey söyleyeceğim, çok basit, çok basit bir şey söyleyeceğim. Sen şu anda mutlu musun? Ben mutluyum. Huzurlu musun? Ama benim ailem ileride bu olayı kabul etmez. Ben onunla evlenecek olsam bile asla istemem. Allah Allah. Ya daha o çocuk kabul etmemiş ki aile kabul etsin. Dur, daha sırada çocuk var. Çocuğa kabul ettirememişsin sen. Sen bir kere... Sizce ben söyleyeyim mi çocuğa? Bir kere bu bir. Yani sen bir rol oynuyorsun. Olmadığın bir kişi gibi davranıyorsun. Sen bir kere bütün açıklığınla hemen ilk buluşmada çocuğa gitti ki... Bak bir tanem, sen beni seviyor musun? Seviyorum. O zaman her şartta seviyor muyuz birbirimizi? Seviyoruz. O zaman ben 28 yaşında şuyum. Korktum senin tepkinden. O yüzden söyleyemedim. Ama bunun için ayrılacaksan zaten şimdi ayrılsın. Çünkü nasıl olsa bir gün öğrenecek. O zaman çok geç olmuş olabilir. Ayrılacaksa bu sebepten şimdi ayrılsın. Ha, ona rağmen ilişkiniz devam ediyor. Sen de kendini mutlu hissediyorsan, huzurlu hissediyorsan ailen de kabul edecektir zaten. Çünkü bir ailenin, bir annenin, babanın ilk işi evlatlarının mutlu ve huzurlu olması. Nerede mutlu olacaksa, kiminle mutlu olacak, neticede onlar evlenmeyecek. Sen evleneceksin. Evet, ama onlar bir süre sonra, bizler bir süre sonra bu hayattan çekip gideceğiz ve evlatlarımız bu hayatta kalmaya devam edecekler. Bizim evet, onlar için tercih ettiğimiz hayatı yaşatmak kadar onlara büyük bir eziyet olamaz. Dolayısıyla biz onların tercih ettikleri hayatı iyi yaşamaları için onlara gereken altyapıyı sağlamakla mükellefiz. Yoksa biz kendi istediğimizi onlara dikte ettirme durumunda değiliz. Hele ki yaşını başını almışsa. Tabii ki çocukluk yıllarında ne isterse yapsın olmaz ama belli bir yaştan sonra hayat artık sizin hayatınız. Evet. Bu kararları siz vereceksiniz. Eğrisiyle doğrusuyla. Bizim görevimiz, benim kızım senden bir yaş büyük. Bizim görevimiz sizin yanlış da olsa verdiğiniz kararların sonucunda sizin yanınızda olmak. O kadar. Kararlarınıza müdahale etmek değil. Ha, öngörürüz, deriz ki ya bak böyle olursa bana göre yanlış ama sen nasıl istiyorsan. Dolayısıyla kimseye danışman gerekmiyor, hiç kimseyle konuşman gerekmiyor. Sadece Kemal'le oturup konuşman gerekiyor.
Tamam. Çok teşekkür ederim Cem Bey. Çok sağ olun. Kimseden icazet ve izin alman gerekmiyor ki. Öyle ama inşallah ileride bir sorun olmaz. Çok teşekkür ederim. Olmaz yani, gerçekten seviyorsanız, gerçekten mutluysanız ne olacak canım. Evet, Güzin ablalık buraya kadar. Hoşça kal Deniz. Görüşürüz. Sağ olasın. Sağ olun. Hoşçakalın. Eyvallah. Ne diyorsun Mustafa? Abi doğruyu söylemesi lazım dediğin gibi. Değil eğer mi? Geç çıkacak ortaya. Arkasından konuşalım şimdi biraz Deniz'in. Yok şey istedi ya senden zaten, birkaç yorum istedi. Sen yok, de ya, doğrusunu yaptım, söyledin. Yaptım, doğruyu yorumlu. Söylemesi gerekiyor. Evet. Bence. Onun haricinde sıkıntı çıkar. Senin bence de benim de ikimizin de hepimizin hayatındaki tek felsefenin geçen gün yine babam söyledi. Hem Peygamber Efendimiz'in hem Kur'an'da hem hayatta her şeyde yani. Doğru ol yeter ya. Doğru ol yeter. Doğru. Açık ol, doğru ol. Ya ben gerisi sana bir gerçekten, şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok kolay. Yalan söyledim hayatımda. Sen de söylemişsin. Af diliyorum hepsinden. Yani bir daha söylemeyeceğim. Elimden geldiği kadar. Vazgeçtim dünyanın en saçma şeyi. Dünyanın en aptalca şeyi. Her söylediğin yalan sırtına bir yük oluyor. Aynen. Gönlüne bir yük oluyor. Eğer dürüst bir adamsan o söylediğin yalan seni yatakta uyutmuyor. Öyle büyük yalanlarım da olmadı ha. Yani, olabilir abi, insansın. Yanlış da anlama şimdi, şey değil hani birinin parasını çarptım, öbürüne yalan söyledim, onun işini elinden aldım falan filan değil. Ufak tefek. Hani başkalarının beyaz yalan diyebileceği yalanlar benim için kara yalan oldu. Onun bazen dışında normal yalan söylemedin mi? Büyük öyle yani durumu değiştirecek yalan söylemedim. Durumun tam tersi olacak yalan söylemedim. Yani valla çok önemli. Durumu reddedecek. Babam var zannediyordum, bir de sen çıktın şimdi. Neyse onu söyledim. Ama helal olsun yani. Arkadaşlarım için çok büyük yalanlar söyledim. Onları korumak o adına. O başka, korumak, hayat kurtarmak, evlilik gibi falan, durumlar. Hani öyle. Evliliklerimde de büyük yalanlar söylediğim zannedilmiştir. Yoktur. Aslı astarı yoktur. Benimle ilgili çok iftira atılmıştır üstüme. Çünkü o kadar çok iftira edilen, o kadar çok hakkında yalan söylenen bir adamım ki. Bunun acısını o kadar çok çektim ki. O yüzden kimseye iftira etmem ve yalan söylemem. Tek tük, bak küçük, minik, arkadaş için falan filan tamam. Ama o yalanla, abi rahat, dürüst, neyse, oh, oh, huzur yani. Evlilik için derken evlilik kurtarmak için söylenen yalan diyecektim. Sen diğerini açıkladın ama sorun değil. Sonuçta söylememek anladım lazım. Efendim hattımızda kim? Ali Bayram. Ankara Ali Bayram. Ali Bey buyurunuz. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Sağ ol. Teşekkürler Ali. Cem Bey öncelikle biraz önce görüştüğünüz hanımefendiyle ilgili bir küçük açıklama yapmak istiyorum. Rencide edici olmazsa tabii ki. Tabii ki, şüphesiz şüphesiz. Buyurun. İnsan ne kadar büyük eğitim alırsa alsın, kültürel yapısı, donanımı ne kadar geniş büyük olursa olsun, altyapısında eğer yokluk, fakirlik ve varoş kültürü varsa almış olduğu eğitimin hiçbir önemi yok. Dolayısıyla o kültüre, altyapısındaki mevcut olan kültüre yakın olanıyla daha mutlu olur. Yani o kardeşimize, biraz önce derdini anlatan Deniz Hanım'a, ben o garson kardeşimizle kültürel birikimlerinin, altyapısının aynı olduğu kanaatindeyim. Ne kadar özel bir kolej, özel bir üniversite bitirmiş olsa da. Ama sanıyorum bir şeyi kaçırdın Ali. Dedi ki ben bir öğretmenle beraber çıktım. Onunla hiçbir şey konuşamadım. Böyle kendini beğenmiş haller vesaire. Ben bu çocukla siyaset vesaire, çok film izliyor, çok kitap okuyor. Yani evet liseyi bitirmemiş belki ama hayatla ilişkisi daha fazla. Bir de böyle hani okumuş ama hayatı dair hiçbir şey bilmeyen, hayatı kitaplardan yürüten insanlar vardır. Mesela varoş dedin. Ben varoştan şehrin etrafındaki kültür ve ekonomik olarak daha alt kademedeki yaşantıyı anlıyorum. Oradan da yani baktığında büyük edebiyatçılarımız, büyük sanatçılarımız tamamı neredeyse o varoş dediğimiz kültürden gelir, sokaktan gelir. Yani
gecekondulardan, lüks semtlerden, sosyetik semtlerden, yalılardan çok fazla sanatçı çıkmaz. Çok fazla edebiyatçı çıkmaz. Çünkü zaten oralarda hayat kalıplanmıştır. O yüzden mesela o varoş kelimesini ne şekilde kullandığınızı tam olarak bilmiyorum ama ben de tam tersi algıladım. Sanki o Kemal kod adını verdiğimiz çocukla çok rahat her şeyi konuşabiliyormuş gibi geldi. Şimdi bu açıklamanızla beni aslında doğruladınız. Öyle olsun. Doğruladınız işte. Bir öğretmen beyle çıkmış ama mutlu olamamış ve sıkılmış. Üniversite yıllarında konuştuğu arkadaşlarıyla derdini anlatamamış. Yani siyaset, ekonomi... Ama bak diyor ki Ali diyor ki onlar diyor çok varlıklı, ben özel üniversitede okuduğum için onlar çok varlıklı ailelerin çocuklarıydı. Ben onlarla siyaset konuşamıyordum, sanat konuşamıyordum. Belki moda, belki dedikodu. Dolayısıyla belki bu çocuk da onu, yani o üniversitede kuramadığı ilişkiyi belki bu çocuk da kurdu. Cem Bey, o yazar sizlerinden örnek verirken onlar da normal hayatlarında, röportajlarında dinlediğiniz vakit geldikleri yerin birebir geldikleri yere ait olduklarını konuşmalarından anlıyor. Çok büyük edebiyat yazarlarımız, sizlerimiz var. Eserleri çok çok büyük, kendilerinden de büyük, kilolarından da büyük ama bir röportaj sırasında rahmetli Aziz Nesin'den mi örnek vermeyeyim, Yaşar Kemal'den mi, işte konuşmalarını dinlediğiniz vakit bizden biri olduklarını görüyoruz. Çünkü geldikleri yerle söylemleri aynı ama yazdıkları çok farklı, devasa şeyler. Şimdi bu öğretmen kızımız da geldiği yerin altyapısını size anlatmadı. Anlatmış olsaydı o garson kardeşimizle yaşamının birleştiği yerleri, ortak bu kötü bir şey mi? Ortak yanlarının aynı olduğunu göreceksiniz. Bu kötü bir şey mi? Yok, çok iyi bir şey. Aslında o kızımız doğru bir yolda. Sadece kendini esirgiyor yani. Kafası karışmış, dışarıdan bakamıyor duruma. Etrafın gene şeyi, yani etraf ne der durumu işte, ailem ne der, arkadaşlar ne der. Kaldı ki çocukta, sizin peki altyapı, sizi bir tanıyalım, siz nereden geldiniz, altyapınız ne? Ben 33 yaşında, 47 yaşında bir doktor hanımla tanıştım. Doktor hanım kendini açıklamadı. Geçtiğimiz yıl talihsiz bir kaza yaşadı ve yurt dışında şu anda tedavi görüyor. 3 yıl birlikte olduğumuz süre içerisinde, 3 yıldan bahsediyorum ama bu 3 yılda toplam 8-9 aylık bir birlikteliğimiz oldu. Hanımefendi 40 yaşında, pardon bir anlayayım. Hanımefendi 47 yaşında şu anda, sen 33 yaşındasın. Evet. 3 yıldır birliktesiniz, yani sen 30, hanımefendi 44 yaşında. 47. Hayır, başladığı nokta. Evet. Hanımefendi doktor, senin meslek neydi? Fotoğrafçılık. Fotoğrafçılık. Benzeri bir durum. Yani fotoğrafçılık derken mahallede bir fotoğraf çekiyorsun. Dükkan evet, var. Evet. Tamam. Evet, o da sana gelip fotoğraf bastırırken mi tanıştınız? Evet. Resmini çok iyi... O da sana numarasını peçeteye yazıp verdi mi? Zaten verecek numarayı. İster istemez alacaksın. Hayır. Şöyle oldu. Fotoğrafını çektirmek istediğinde çok iyi olmasını istiyorum dedi. Tabii Valide Hanım dedim ben de. Ağzımdan kaçtı. Ne dedin? Tabii ki Valide Hanım dedi. Eyvah! Bir kadına çok söylenecek son söz. Of! Sesiniz çok şey geliyor, kesintili geliyor. Bir kadına söylenecek son söz diyorum. Yani Valide Hanım, evet, çantayı çok ekleştirir kafana. Evet, ben gayri ihtiyar ağzımdan kaçtı. Ne dedi bana birden? Özür dilerim hanımefendi. Biraz önce Valide Hanım, validem buradaydı dedim. Halbuki validem... Sizi ona benzettim deyince daha da beter. Ya böyle bir pot kırdım ama arkadaşlığımız bu süre içerisinde devam etti. Kendisinin bir temizlik firmasında çalıştığını falan bahsetti ama üzerindeki kokular da hiç öyle bir temizlik firmasında çalıştığını belirlemiyordu.
4 yıllık arkadaşlığımızdan sonra... Niye saklamış peki doktor olduğunu? Ya ben bunu anlamıyorum. Ben doktorum demiyor da insana. Ben bir temizlik firmasında çalışıyorum. Allah Allah. İşte benim seviyeme, varoşta bir fotoğrafçının seviyesine inmeye çalışmış demek ki. Demek bunu ki onun da ruhunda varoş kültür mü varmış? Bu senin tezine göre. Sizin konuşmalarınız bana o kadar gıcırtılı geliyor ki sizin sorduğunuzu anlayamıyorum Cem Bey. Demek ki senin demek ki senin tezine göre onun da altyapısında aslında bir varoş kültür mü varmış? Ya o kadar doğru bir tespit ki maalesef aynı yerden geliyoruz. Yani ne kadar doktor da olsa, hatta ifşa edeceğim burada nereli olduğunu, Ankara'nın bir kazasından, ama çevresindeki insanların duyup ne doktoru düşünerek bunu açıklamayacağım. Tam bunu anladığım zaman da talihsiz bir kaza getirdi. Şu anda yurt dışında kendisi. Ve bu konuşmayı sizin kanalınızı inşallah izlemiyordur. Bunu anladığım vakitte ben bir sefer kan ter içerisinde kaldım. Ben karşısında küçülmeye başladım. Bir doktor hanım, yani ne kadar kendini temizlik firmasından bahsetse de onun o aydınlık yüzü, kültürü, donanımı bunu gösteriyordu. Ben de ne kadar şanslıyım diye düşünüyordum. Böyle aydın, münevver, donanımlı bir insan, hani kültürel anlamda, çevre anlamında. Peki bir şey... Ama geldiği altyapısının benimle aynı kültürü aldığını, benim de duyduğu sıcaklığı, bu orantılıydı. Farklı değildi. Şimdi bu öğretmen kızımıza gelecek olursak, ne kadar çok önemli bir okul bitirmiş olsa... Yok, biz oraya gelmeyelim. Biz oraya gelmeyelim. Senden devam edelim. Bu şey, çünkü ne de olsa o şimdi cevap verecek bir durum da değil. Belki verecek cevabı vardır. Senin hakkında da bir başkasından uzun uzun konuşturtmam. Merak ettiğim şey şu. Ne doktoru hanımefendi? Anestezi. Yani öyle dahiliye, iktisat... Anestezist. Anladım. Anestezi ve radyoloji okumuş evet, demek ki. Evet. Peki çok bu 47 yaşında aranızda aşağı yukarı bir 13 yaş fark var. Çok fazla sayılmaz. Yani erkek olsa kabul edilebilir bir fark bu. Yani 47 yaşında bir erkek ve 33 yaşında bir kadın gayet iyi olur. Problem değil. Peki şeyi soracağım. Yaşının, yaşanmışlığın izlerini taşıyor mu üstünde? Evet, yani şimdi yani 47 bakınca bu kadın 47 yaşındadır. 47 değil ama 54-55, yani benim valide hanım dememi icap ettirecek. Yaşından da büyük gösteriyor, olgun gösteriyor. Evet, çok üstündeydi. Ben kolay kolay öyle pot kırmam. Yani hakikaten bana öyle bir valide hanım, sizi duyamıyorum Cengiz Bey. Ben konuşmuyorum ki. Televizyonu... Ama ağzınızı kıpırdattığını görüyorum ben. Televizyonu kapattım. Yok konuşmadım. Peki şöyle bir şey var. Psikolojide Freudian yaklaşımlarda der ki kendinden büyük erkeklerle ilişki kuran kızlarda Elektra kompleksi olur. Kendinden yaşça çok büyük kadınlarla birlikte olan erkeklerde de Oidipus kompleksi olur. Bunlar bizim doğuştan yaşadığımız ve karşı cinsi ilk defa anne ve babamızdan keşfetmemizde. Elektra ve Oidipus biliyorsunuz Homeros'un destanlarındaki antik kahramanlar. Biri babasına aşıktır, biri annesine aşıktır. Hepimizin de zaten ilk aşkları annemiz ve babamızdır. Masum aşktan söz ediyorum. Yani çok çocuk var. Yani çocuğa sorarsın erkeğe küçüktür, 6-7 yaşındadır. Büyüyünce kimle evleneceğim? Annemle evleneceğim. Kıza da sorarsın babamla evleneceğim. Ne olduğunu bilmediği için. Hani çünkü karşılaştığı ideal odur. Sende böyle bir anneyle ilgili geçmişte yaşadığın, böyle sana olumsuz gelebilecek, hatıranda olan bir eksiklik, bir şefkat eksikliği, bir ilgi eksikliği vesaire bir şey, eğer sakıncası yoksa, var mı, yaşadın mı öyle bir şey? Ya annen ben, istediğin gibi bir anne miydi? Hiç şüphesiz tabii ki. Ancak ben bu doktora hanımla arkadaşlığıma vesile olacak şey,
onun çok donanımlı, gerçekten bir hanımefendi kişiliğine sahip olmasıydı. Yani ben arkadaşlık, ama bu arkadaşlığımız zaman içerisinde çok sıcak duygulara erişti. Ama aşık mı olduk? Hayır. Yani siz nasıl çok samimi bir arkadaşınızla her yerde her şeyi konuşursunuz, çıkarsınız, dolaşırsınız. Biz aylarca tiyatro, sinema, ben onunla mutluydum. Oturup bir yerde mesela çok iyi apis oyna tavla. Onunla apis oynamak beni mutlu ediyor mesela. Anladım. Kendi yaşıtlarında bulamıyor musun ya da daha gençlerde bu şeyi? Yok, ben onu arkadaş olarak algıladım ama hanımefendi benimle kendi çocukluğunda yaşadığı evreni bende gördüğü işte sonucunu görmüş oldum. Yaşadığı, doğduğu semte gittik, mahallesini gördük ama çok büyük bir eğitimden, zaman içerisinde çok büyük eğitim almış işte. Tıp fakültesi gibi okulu bitirmiş. Anladım. Ama bu onun çok çok büyük olduğunu göstermiyor. Ama süreç içerisinde hanımefendi olma donanımına sahip olmuş. Onun konuşması, sohbeti... Belli sen bu kültür okuma eğitim meselesine fazlaca takılmışsın. Sen nereye kadar okudun? Anaokulu terk. Ben sıradan ortaokul mezunum. Ortaokulu. Daha fazla okumak istedin ve imkanlar el vermedi herhalde. Yok, meslek cazip geldi. İşte 12 Eylül'ün şeyleri, o dönemi tam anlamıyla yaşamadık ama onun şeylerinden dolayı, izlerinden dolayı okuyamadım. Bir şey sormuştum, ona cevap vermedin. Annen senin istediğin gibi bir anne miydi? Kısaca bir cevap istiyorum, o kadar. Kısa, tek. Evet, harika, hayır. Harika bir anneydi. Çok zaman oldu öleli ama halen ararım. Yani sizin nereye var? Ne kadar oldu öleli? Ama öyle bir duygu yok. Ne kadar artık oldu öleli? Çok oldu, 25 sene falan. Tamam. Yani ben çok küçük. Halen de arıyorsun anneyi. Tabii. Peki. Tabii. Teşekkür ediyorum Ali. Sağ olasın. Reklama gitmek zorundayız. Bir reklam arası vereceğiz. Halen de annesini arayan Ali'nin ardından. Efendim, reklamlardan hemen sonra, haberler gibi olduk. Onlar da böyle reklamlardan sonra birlikte olacağız deyip kapanış yapıyorlar. Kapanış yapacağız ama yarın akşam Ceyhun Yılmaz kardeşim burada benimle olacak, bizimle olacak. Dünya tatlısı, şair, matrak, tatlı, açık sözlü bir adam. Sevenleri çok fazla. Bizimle olun yarın akşam. Ne diyoruz? Eğer sürüden ayrıldıysanız, eğer diğerlerine benzemiyorsanız, eğer bu akşam dizi, mizi, maç falan seyretmeyip de bizi seyrediyorsanız, yani artı birseniz, artı bir sizsiniz. Yarın akşam görüşürüz.